Karşılaşma başlamak üzere BBL Esports, T-Sports bu özel günde iki takımıyla sahnede olacaklardı. İlk olarak kadın takımları bu iki takımın, kadın ekipleri karşı karşıya geliyorlar. Haritaları zaten gördük, ajanları da gördük. Bize güzel şeyler vaat ediyorlar gerçekten. Ve artık yavaş yavaş sunucuda da herkesin hazır olduğu bilgisi geldi. Zannediyorum karşılaşma başlayacak. Umuyorum başlayacak. Evet. Başlamak üzereyiz. Hazırız. Ve karşılaşma da başlıyor. İki takıma da tekrar başarılar diliyoruz. Herkese de iyi eğlenceler diliyoruz. Ve bıçak roundu oldu. Tabanca roundu. Bakalım bıçak roundunu kim kazanacak? Burada birebir deniyor ama 25 canı var. Messi ve çizgi atan Banyo oldu. İlk Smurfet elinde bir marker var. Flash'ı borcladı. Deneme isabet yok. Smurf'un içerisinde yıl yakın mesafede. Direk açmak zorunda çok açık yakalandı. Eldeki marker okulda çok yardımcı olan bir silah değil. Ve Ness bir tane vursa da düşecek. Smoke arkası, özür dilerim. Julius düştü. Smoke arkasında kaldı. Ness de TP'sinin ardından. Ve smoke arkasına Vanya baskı kurmaya çalışırken oraya yaklaşan bir SQ görüyorum. Elinde tabii Judge var. Retake için en ideal silah olduğunu söyleyemeyiz herhalde. Evet, pek söyleyemeyiz. Neyse de yakaladılar ve BBL Esports sadece bir oyuncu kaybederek bu roundu geçmiş oldu. Ben yarım alırım. Aynen. Cümlesi geldi. Hani pek rifle'a yönelmeyecek sanki maçın gidişatında genelde onda bu tarz pompalı silahlar göreceğiz. Bakalım nereye gidecek BBL Esports. Bu sefer A'yı tercih ettiler ve A'da henüz kimse yok. FTE Esports oyuncuları da buraya rotasyon sağlayacaklar. BBL Esports rahat rahat A site'a geldi ve Spike'ı objektif kurmayı başardı. Ve şimdi Rescue elinde pompalı kafesin içerisindeydi. Vanya ve ardından da Evan'ın aldığı skorlar var. Herkes dahil oluyor. BBL Esports bu roundu da temiz, tertemiz kazandı. Bulldog var ve yine A'ya doğru yani 5 kişi bir tarafa koşma gibi bir plan doğrultusunda hareketlenen BBL yine açılışı yapıyor. Vance Satchel'larıyla Ness'i bulmayı başardı yakın mesafeye girip. Lyda pozisyonu ortaya çıktı ve Vanya da Smurfet'i düşürmüş. BBL hızlı başlıyor yine. Vanya, Julius'u da yakaladı. Bir skor daha almayı başardı. Artık Rescue sona kalan isim ve yeri de belli. BBL Esports dolu dizgin devam ediyor. Biraz hızlı tempoda başladılar. Bir Vandal çıkartıyor. Nest'te yine bir Vandal var. B main'e 5 kişi bu sefer hareketleniyor. Ve Smurfet! Bir dash var. Vance karşıladı onu. Selamlaştılar ve devamında rakibini düşürüyor. Vance de Julius'tan güzel bir headshot var yalnız. Bir tane daha çıkartıyor Julius! Harika vuruşlar. Arada bir tane de karbon var. Yalnız başına bıraktı Eva'yı. Julius'a harika hareketler bunlar ve Eva şimdi tek başına bir clutch deneyecek. İki rakibi de neredeyse aynı yerde. Diğerini göremedi işte Spain'in devamında. Belki ikisini birden yakalayabilirdi ama bir A bir B roundlarında sıra A'ya geldi. Bu arada yalnız 4 kişi var orada. O büyük kavga var. Direkt olarak A'da agresif bir oyunla başladı savunma. Hücum ekibi de Raze ultisini çekti ve Smurfet Vance'i yakalıyor. Raze ultisi iyi iş yapmadı. Lyda skor aldı Smurfet. Mükemmel skorlar bunlar Smurfet'ten ve şu an FTE Esports bireysel performansları birlikte bayağı zinde. Kuvvetli skor bulamadı Alkia ve FTE Esports da üst üste roundlarını kazandı. Aa orta. Oyun keşfedildi. Az evvel bak. Fark ettin Alkia. Ortaya girmişsin böyle bir yer var dedi takım arkadaşlarına. Lyda yeni agresif. Yalnız FTE Esports da doğru yeri buluyor. Anlaşmış gibiler gerçekten. Lyda, Vance ardından Rescue. İki tane skorda kendisi buldu. O da oyuna iyi başlayamamıştı ve iyi toparlıyor şimdi. İki kişi kaldı sadece BBL ekibi. Vanya onlardan bir tanesi yine klonu ateş etti. Ve bu klonun ardından Lyda geldi. Vanya'yı düşürdü. Tek başına Alkia, o da artık tabii haritada her yeri gezince FTE Esports burada olduğu anlaşılıyor az çok. Alkia'yı görecek Lyda. Göze geldim. Bakalım bir Ace Clutch izletecek mi bize Alkia? Yakında bir isim daha var ama Double Pick ve Julius skor alan isim oldu. Chamber'ın tehlikeli olduğu bir harita. Kesinlikle öyle. Burası gayet uygun. Evet, ortaya yine çıkıyor ve bu sefer ortada kimse yok. Boş bölgeyi buldu. Ve market tarafına doğru hareketlendiler. Bir Vesp'te dönüşecek burası ve Alkia. Ness'i yakalayınca bu spit hücumu
kazanacak. Yalnız Rescue Alki'ye yakaladı. Felipa'dan gelen skor. Site arkasında bir oyuncu pozisyonu ortaya çıktı. Vanya Julius'u düşürdü ve Rescue da düşüyor. BBL rakibinin 3-0'lık serisine bir dur diyor. Lay'da elinde operatör var. Kaplan görecek gibi oldu birazdan. İşaret bomba da geldi ve Vance. Videolar bitmez. Bitmiyor. Yine A'ya doğru. Double satchel. Site içerisinde kimse yok. Ve Alkia'nın açılışıyla başladık site'ı. Ele getirecek. Yalnız Smurfette'den geldi. İki tane skor var. Üçüncüyü de buldu. Dışı attıktan sonra. Vance'den takas var ama. Ooo Lay'da tamamen kör. Çok güzel bir flash var Eva'dan. 2v2'ye geldi durum. Aradığımız clutch. Burada olabilir mi? Gidiyorum. Galiba. Rescue iyi iş yapmış şu ana kadar. İyi yetenekler bıraktı ve bunlarla oynamak isteyebilir. Arkadan da Julius geliyor ve Julius'in pozisyonu pek öyle zamanlamayla denk getirilebilecek bir pozisyon mu emin değilim BBL Esports için. Ama 1-2'ye geldi ve Julius'i şimdi kontrol edecekler. Elinde yetenek varken Julius'i yakaladılar. BBL Esports iyi vuruyor şu ana kadar. Evet. Gözlerini kapatalım. Ness. Vance'i düşürmüş. Marketten çıkıp ve kafes tetiklendi. Alkia'nın Lyda'yı buluşuyla beraber durum 4-4'e geldi ama Rescue yine oda takası buldu. Alkia'yı düşürerek 3'e 4 avantaj FUT tarafında. Ve B tarafına doğru sanki roundların biraz daha ciddiyeti artmaya başladı. Daha çok shift'e basılıyor. Evet, roundlar biraz daha dediğim gibi o süre geçtikçe yoğunluk artıyor. Daha odaklanılan roundlar olmaya başladı sanki. Smurfette gördü rakibini, smoke arayacak. Smoke'tan çıktı şu anda BBL Esports oyuncuları ve Vanya yakaladı Smurfette'i. Ardından Ness, bakalım bu Chamber ajanının ultisiyle neler başarabilecek. Yanında hemen arkadaşımı görebiliyoruz. Julius burada Vanya'nın skoru var tekrar. Gördü Ness'i ve tek başına kaldı. Ness yakında denemesini yapıyor. Ayakta İsabet yok ve Vanya gerçekten çok sıcak. Bu da onun 12. skoru. Tabii ki. Ama yani herkesin yapabileceği bir analiz değildi. Ben onun için özellikle... İşte 7 yani yıllık tecrübe. Evet, seni özellikle tepki etmek istedim. Bir kere daha Vance ultisiyle A'ya doğru hareketlendi. Rescue'yu görecek mi? Köşe kontrol etmedi. Vance döndüğü anda Rescue hata yapmıyor. İlk anda isabeti buldu ve gerisi, devamlı da TP'sini atıp kaçıyor. Alkia bu esnada Julius yakalamış. Yine 4'e 4. Oo Alkia flash'tan çok iyi kaçtı ve 2 tane skor ve devamında da Lyda yalnız 2 tane skor ve 1v2'ye getirdi durumu. Spike yerleştirildi bu esnada. Lyda bir bakalım buradaki kılıcı tamamlayabilecek mi? Ve 1v1 ama can çekemedi. Can çekemedi. Çok talihsiz bir ultisi var. 45 canı var Lyda'nın. Ve karşısında bu ana kadarki en iyi oyuncu belki Vanya. Yani şey şansı vardı Lyda'nın. Evet bir şansı vardı Lyda'nın kılıç tamamlayabilmek için. 8-3. BBL bakalım 9'u almak isteyecek mi? Yoksa Curse'den kaçmak için roundu kaybetmeyi tercih edebilirler belki de. Vance bu mod skoru da gördük. Vance bir tane daha vurdu bu sefer mermileriyle. 5-2. Manya gerçekten. Yani şu an hakikaten yani cross'una çıkartmıyor kimseyi. Manya tehlikeli ama. Ona da headshot attı bu arada. Olbeng headshot. Mes de en sonunda bir yanıt verdi fakat tabii round gibi. Aynen öyle. Bakalım nasıl koşacak. Ve ikinci yarıya geçerken Manya savunma yapacak. Smurfette Manya'yı düşürdü. Hücumda bir hikmet var gibi hissettiriyor şu anda ilk aksiyondan. Ve Vance yakında onu da yakaladı. FUT Esports Nesten'e arkaya headshotlar. Ve Eva Smurfette'i buldu. Nesin skorlarından sonra Eva iş yapmaya başlıyor. 2 skorluk yanıt var. Bakalım bir clutch anına getirebilecek mi BBL Esports? 2 ve 3 kazanılmaz değil. Arkaya da bir tuzak bırakıldı. Bu pozisyondan Rescue çıkıyor. Yakındaki isim orada bir headshot var. İki kişi yakaladı Eva. Ace clutch atabilirim. 70 can. Bir mermi canı var. Nesin ve Eva'dan Ace clutch. Mükemmel bir clutch Eva. Bu round tamamen FUT Esports'un istediği şekilde ilerliyordu. Bir de hangi açıdan sıkacağını tahmin etmediğin için direkt önüne geçmek diye bir kavram da aslında çok mümkün olmuyor. Vance'den bu arada 2 tane skor. BBL Esports bu sefer de vurarak başlıyor. Galiba bir eko var. Yarım satın alım var. Evet. Tabancaları gördüm çünkü.
Ness yalnız. Alkiye'yi düşürmüş. Lyda'dan da bir skor. 3 ve 3'e geldi durum. 3 ve 5'ten bir anda ve Felipa önemli bir skor buldu. 2 tane smoke'u var. TP'si, ultisi var. Smoke'layacak BM'nin şimdi 2 oyuncu da bu smoke'un arkasında kalacak. Bu biraz yavaşlamak anlamına gelecek. Koşa koşa Lyda ve Ness buradan çıktı. Ama site değiştiriyorlar. Ve site değiştirirlerken FT Sports bunu tercih ederken BBL Esports da bunu anladı. Az çok ve yarı yolda yakalayacaklar. Orada. Canı az Nesin. İlk skor geldi ardından Eva. Spike'ı geride bırakmış. Tut oyuncuları. Top bile doğru yürüyorlar. Aa, Nate çıktı. İyi bir zamanlamayla çıktı. Vance belki burada kör ama en azından orayı tehdit etti attı. Nade'le birlikte ve çok da güzel bir vuruş var. Smurfet geldi buraya doğru, onu da vuracak. Bir tane daha Nade geldi, önüne doğru attı. Rakibi yine geriye doğru itiyor. Vance arka büyük çıkarttı burada. Vance sonunda Julius tarafından yakalandı. Yalnız smoke'dan çıkıyor ve burada Felipa. Bu arada Felipa. Elindeki bulldog olmasaydı belki de skor alacaktı Felipa ama bunu başaramadı. Yakında bekleyen de şu anda Alkia ilk rakibini yakaladı. Fakat Julius'ten bir takas ver tekrar. Julius'in canı az. Avantaj. BBL Esports'ta diyebiliriz herhalde. Eva da şu anda yaklaşıyor site'a doğru. BBL Esports Spike kontrolüne sahip. Bu da FTA Esports'ta oyuncuların en büyük problemi şu anda. Çok fazla sürede yok ve evet onun unuttum ben. Bir süredir oyunu sunmayınca galiba. Evet evet, böyle detaylar, detaylar kaçıyor gerçekten. Spike yerleştirildi. Oh, Ness. Vaniye yakaladı 1 ve 2. Eva. Bir tane ace clutch'ı var. Aa, flash atmasa Ness'i görecek ama yine de rakibini gördü, düşürdü. Takım arkadaşından reaksiyon yok. Gizleniyor çünkü şu an yerini bilmiyor Julius'in Eva. Ve bundan dolayı da yani kendisini hiç göstermedi Julius. Şu ana kadar hiç ses vermedi ama canı çok az. Eva arıyor, bulacak. Eva! Julius'i canıydı. Yani çok bir mermi uzun zamandır bir. Evet, bir mermi isabetini düşürecekti Julius'i. Ve Alkia yakında görüldü Alkia ama flash desteği var, skoru bulamadı. Smurfette Eva yakaladı, bir tane daha vuracak. Eva'dan 3 tane şerif skoru ve pozisyon 2 ve 2'de kaldı. FT Esports bakalım toparlayabilecek mi? Bir düşman kaldı. Ness, Felipe'yi yakaladı, tekrar bir clutch anı, bu sefer Vanya var clutch anında. Smoke'da alınacak, Ness'in rakibini gördü, can çekiyor. Vanya ve Julius yine clutch. En yerden çıkacağını hiç düşünmedi. Amine doğru fut. Hareketlenerek başladı Vanya. Rakiplerini gördü ama rescue rakibini yakaladı ve şimdi saat içerisinde yalnız başına kaldı Felipa ve sadece bir tane çıkartabildi. Yani 3 kişilik 3 kişinin olduğu site'dan hiç istediğini alamıyor. BBL ve fut bir rounda daha çok yakın artık 2 ve 4. Ama BBL'in kazanmayı sevdiği roundlardan. Bu tarz roundları kazanmayı başardılar şu ana kadar. Lyda zor bir takastı. Duvar arkasında olsa da Vance yakalamayı başardı ve şimdi Simon'un içerisinde kalıyor Alkia. Smoke attı çıktı ve yakaladı Julius ama yani round kazanması hala çok zor. Ultisi var, kullanmayı tercih etmedi. Şimdi birisi dikkatini dağıtırken bir durum. Ve geri döndük yine Amein. Arkasında başlıyor. Put ve yorulcisi Rescue'dan geldi. Site'i temizleyecek takım arkadaşları için önden ilerliyor. Kimseyi görmedi şu ana dek ve site'ın boş olduğu infosu takım arkadaşlarına verdi. Gelen plant yalnız Eva'dan yine bir headshot. Yani Şerif'i en az rifle kadar etkili. Bir tane daha vurdu. Julius'ten katkı var. İki skor işte Esports için Julius tarafından alındı ama Vance'in de bir yine yetenek skoru vardı. Tek başına kaldı Felipa ve FTA Esports site'da Felipa tekken yakalamıştı onu. Lyda ardından geliyor ve Alkia'yı yakalıyor tüm. Round sonlarında gayet iyi iş çıkardılar. İlk roundlarda demek ki o kulaçları vermeseler daha farklı bir ilk yarı, ikinci yarı pardon izlettirebilirdi FTA Esports daha yakın. Ama yakınlaştırmaya çalışıyorlar ve moladan sonra tekrar oyuna dönüyoruz. Omen ultisi ve jet ultisi var. Smurfet jet ultisini kullanmayı sever biliyorsun ve evet. Jet ultisiyle hareketlendi. Dash'i var, kapıyı kırdırdı arkadaşlar ama Vanya iyi vurdu kendisini ve şimdi BBL Esports kişi üstünlüğünü sağlamış oldu. Oraya gelen Van Bey'le de
Burayı kapatacaklar. Vanya yalnız. Vanya'nın arkasına doğru hareketlenmek çok iyi bir fikir değildi. Ve Felipa'da Nesi yakalamış. Aşk haritanın sonuna geldik galiba. 5-2 senaryo. Savunma. Yeterince alan sahibi. Hatta arkadan açılan Vance'i görüyoruz. Yine rotasyonu kesmek anlamında önemli bir pozisyona geçti. Zaten Bey içerisinde 3 tane savunmacı var. Ortayı izleyen bir tane oyuncu var. İşi çok zor. Futu Esports'un. Hakiya. Rescue tarafından görüldü ve şimdi Rescue tuzağı kırdı. Yakında olduğu biliniyor artık. Biraz rahatsız ettiler onu ve son skorlar Vanya, Eva ikilisinden gayet güzel bir Sunset haritası izlettiler bize takımlar. Keyifli ve eğlenceli bir harita. Fakat BBL Esports burada gülen taraf ki bu ortayı da biliyorsun onlar tercih etmişlerdi. Evet. Karşılaşmaya başlamak üzereyiz artık yavaş yavaş. BBL Esports ve Futu Esports arasında ikinci harita ve ajanları görüyoruz. Tercihleri görüyoruz. Yine Futu Esports'un bol bol düelist tercihi burada. Ya yine Julius'e smoke kaldı. Julius onun yine düelist gibi oynadığı için sıkıntı yok. Omen oynayacak ve yanında bu sefer Raze ve Phoenix de var. Phoenix Lane aynı takımda kanser bir kompozisyon oldu. Bir kere flash'ı var. Killjoy'unki hasar vermeye yönelik, Reyna'nın bir kere vurmaya yönelik. Hangisi daha büyük etken tartışılır ve şimdi karşılaşmaya geçiyoruz ikinci harita. BBL Esports'tan Vanya! Çok güzel açtı. İlk skoru mükemmel aldı. Ve şimdi Eva site'in içerisinde, o da Smurfette'i yakaladı. Vanya'dan bir skor daha. Vanya'dan mükemmel vuruşlar. Üçledi ve bu takımlar bireysel performanslar restyle gösteriyor bize şeriflerle. Gerçekten içimizin yağlarını eritiyorlar bu vuruşlarla ve Felipa da Julius'i yakaladı. İlk round tekrar bir... Bu sefer bir Marshall. B arkasında. Rescue var, yakına kadar geldi. Dikkatsiz. Ve Rescue açılış yaptı. Vanya... Yoksa. Ama can çekememiş şu an için. Yani arabaların kör noktası olur ya. Hani. Evet, aynen. Vanya aynen. Öyle bir kör nokta bıraktı ki pike giderken bu biraz fazlaydı. Şimdi bir flash peek bekledi orada tabii galiba. Anti flash olabilir. Oynamaya çalıştı. Bir tek daha gelir mi? Kör! Kör gerçek attınız. Bir de parmağa geldi. Eva şimdi TP ile site'dan çıkacak. Yalnız koşturuyor Smurfette. Ve bir TP daha. Nereye geçtiğini anladılar yalnız. Eva çok güzel cross koydu. Ekstra skorlar bunlar. 4 skorla bu round'u kap. Round 2. Diğer tarafı için BM'in baskısı. Veriliyor, paranı ötüyor. Burası. Eva ve takım arkadaşları BM'inde biraz baskı kurdular. İleriye bırakılan bir tane alarm bot var ve pozisyonu değiştirecekler bu alarm botla birlikte. O alarm bot alınmadığı müddetçe bu pozisyonda rahatlar. Ve Vanya yine elinde bir Marshall var. İsabet yok Marshall'ın döneminde ve birebir bir değişim kendisine gökten vandal düştü. Vanya'nın ve bir anda 4v4'te elindeki Marshall'ı Vandal'la değiştirmiş oldu. Bu normalde hücumun işine gelen bir takas aslında. Fakat yerdeki yani Marshall'ı Vandal'la değiştirmiş oldu. Memnundur Vanya en azından. Evet ve şimdi birer oyuncu kaybederken taraflar hücumu gerçekleştirecek. Esports ilk düellede Vanya istediğini çıkartamadı. Smoke'un ardından bir tane flash geliyor ama biraz geç geldi. Vance'den bu arada tek var site'de şu anda. Nes. Layda'yı düşürmüş Vance. Bir flash daha gelecek. Yalnız bu flash'e döndü Rez. Ve oldukça rahat bir skor çıkartıyor. Fakat tek başına kaldı. Site'de Rescue. 3 şerif skoru Vance. Bu sefer de devleşen o oldu. Site'in içerisinde. Güzel 3 tane şerif vuruşu var ya. Operatör satın alımı var ve bayağı dağınık bir düello. Yani Alkia vuramayınca Vance vurdu Smurfette'i ve sanıyorum o flash'ı bu arada Vance atmıştı takım arkadaşını kör eden flash'ı. Yani Vance... Ne olduğunu şaşırdı orada Alkia. Şimdi Manya'nın üzerine gidiyorlar. Julius yakaladı onu. Arka tarafta Felipa'nın desteğini görebiliyoruz. Line'de iki oyuncu var. Bir an için arkadaşından işkillendi Alkia. Aksiyonlar biraz kaosu sürüklendi ve BBL Esports yine round'u kazanan tarafta ölmüştü. Alarm botu kuruluyor. Şimdi bir silah round'u var 4. round'da ve bu tarafı arkasında hücuma başlayacak. 4 oyuncu silah.
Özür dilerim, hatta bütün oyuncular ile birlikte ve Raze ultisi sadece doğru hareketlik var. Oo, çok iyi yere gitmedi Nesin ultisi ama Lyda açılışı yapmış. Vanya isabet yok vuruşunda ve Lyda ultisi ile beraber kısayı temizledi. Ve Julius Rescue arka arkaya gelen skorlar tabi site'a ulaşıyorsa bu oyuncular işte o zaman birazcık daha testkar oluyorlar. Spike yerleştirildi. İlk round'u yine aynı noktada geliyor. Evet. D-Sports'un ve gelir muhtemelen mi mola? Kimseyi kaybetmeyecekler. MSK bakalım olayları teker ürettirecek mi? Alkia'dan gayet güzel bir spray. İki tane oyuncuyu çok... Ona göre bir Molly bırakıyor. Ve Paranoia BM'in kontrolü. Molly açıldı ve çok iyi bir flash. Bir var Alkia. İki tane vurdu. Smurfette devamlı takas oluyor ama harika bir flash var bu sefer. Mesten Alkia. Bu sefer flash'tan yararlanan isim oldu ve Vance ultisini aktive etti. B main hücumu şu an için devredir. Ooo arkaladı yalnız Vanya ve birilerini görecek. Gördüğü anda düşürememişti Julius ama yine de skoru almayı başardı. Spike'ın düştüğü yeri de tespit ediyor. Vanya da main'deki sesi duyuyor şu anda. İki oyuncunun sesini de duymuş olması lazım. Eva site'a ışınlandı ki arkadaşına yardım edebilsin. Smurfette'in deşi var. Vance'in biraz zorladığı Smurfette'e giriyor. Vance ve smoke süresinde bu dövüyü kazanmayı başardı. 8 mermi yeterli olacak mı? Lyda takası aldığı anda Eva tarafından düşürüyor. Sadece bak question. Biraz da şu tarafa koşun. Hiç ortaya koşmadınız. rotayı değiştiriyor question şu anda. Yeli Sports şu an A'da oyunu bekledi ağırlık olarak. Gerçekten ortaya koştular. Smurfette oradan koştu. Main'deki oyuncuyu tespit edebilecek mi? Halbuki ikinci oydu bu arada. Ve Smurfette şimdi rakibi tespit ettiği tünelde Lyda flash'ı attı. Dönebildi yalnız Benz. Ve bir tane skor bulabildi. Takas Julius'ten. D-Sports bu esnada artık round'a iyice yakın ve ultisini bitirince Smurfette, bıçaklarını bitirince yerden silah aldı. Yalnız. Felipa, Rescue düğünü çok önemli. Ooo, smoke arkasında rakibini yakaladı ve Rezult saçlı. Felipa elden çıkartabilecek mi? Harika bir reaksiyon verdi Smurfette ama Eva yakalıyor Smurfette'i. Ve Nes pozisyonu ortaya çıktı. Harika bir headshot. İki tane bıçak isabet etti. 25 canda yalnız. Ve Felipa Julius'u yakalayınca bir ve bir iki oyuncunun da tek mermilik canı kaldı. Ve Nes'in buraya dolandığını fark etmedi sanıyorum. Şimdi Felipa düşünecek mi? Ve Nes şimdi yakında kaldı, düşürüldü ve Julius takas aldı. Vance bir flash pick'e gidiyor, patlayıcıyı bırakacak. Manya'da Smurfette yakaladı. Oo, çok iyi bir flash yalnız Vance'den. Keon'un bütün yeteneklerini çok doğru kullandı Vance. Ve tek başına kaldı burada Rescue. D-Sports roundlar kazanmaya başladı fakat... Rakibin ultilerine Nazaran ve BM'inde kontrol alıyor şu an foot tarafı. Hemen oraya gelen bir tane smoke var. Bu esnada ortaya doğru hareketlik varken yalnız orada bir bait setup var. Fakat yine de açılışı yapan taraf foot. Yine de gelen bir takas var ve Lyda'dan bir skor ama yine bir takas daha geliyor. BBL tarafından Nes'ten harika bir headshot ve sayı avantajı foot tarafında 2 ve 3. Bu çok önemli yalnız. Evet. Yerden aldıkları, alacakları silahlarla bu artık çok rahat edebilirler. Onun ultisini main'e atmayı tercih etti bu esnada Eva ve Eva'yı main'de beklemeleri lazım. Nes cross koydu bir an için o Eva yerini belli etti. Nes yine de pikliyor ve pikleyip vuruyor. Çok fazla canı yoktu esasen. Ama buna rağmen bu tercihiyle birlikte skoru almayı başardı. Smurfette bir renk tesirli bomba bıraktı kısaya. Nes'in hiç durası yok. Evet. Görebiliyoruz ki 3 kişiden şu an Arke'yi zorluyorlar. Bir tane skor çıkartabildi Arke'ye buraya kadar ve T-Sports belki seriyi yakalayamıyor ama 3 round'a ulaştı. Vanya bir kez daha operatör satın alımı var A main'de. Kalabalık. O Phoenix ultisi geldi, açıkta yakalanan bir tane Felipa var ama kaçmayı başardı. Ulti kıracak. Vanya oradan çıkabilecek mi? Konu o Smurfette. Çıkmasına müsaade etmedi. Smoke'tan çıkan Felipa var. Yalnız Cecil harika. Bütün herkesin pozisyonlarını bozdu ama yani yanında da istekleyecek birisi yakalayınca, olsa... Evet yani harika iş çıkarttı. Mükemmeldi. Ve 4'e 2. Bu üst üste ikinci roundunda belki de ilk kez bu kadar yakın. 1v3 clutch, hatta 1v4 clutch olması lazım Eva için bu roundu kazanabilmek adına. O da çok zor gözüküyor. Rescue rakibini yakaladı ve 6-4. Foot çıkmamıştı.
Felipe o zamanlama konusunda bayağı tedirgin davrandı ve şimdi Vents kendini unutturmaya çalışıyor bazı oyuncular. Burası kalabalık aslında. Hiçbirisi skor bulamadı. T-Sports. Herkesi yakalıyor Halkia. Saitim dışındaki tek oyuncu skoru bulan da o oldu ve tek başına şu anda. Halkia biraz saklanıyor. 8 canı var. Çok sıkıntı olmayacaktır. Evet, 5. round'a çok yakın. Foot tarafı. Nez. Bıçak denemesi vardı Lyda'dan. Müsaitli seçmeniz lazım hamlelerinizi ve BBL 2 oyuncuyla ortaya çıktı. Eva'yı buraya yerleştiriyorlar ve Smurf ötü harika bir vuruş ama bütün setup zaten burada Eva'ya hazırlanması yönündeydi aslında her şeyin ama Eva sadece bir tane çıkartsa da B main'i bu esnada Smith'i okuyan Felipa B main'i ultiyle girince rakibini yakalamayı başardı ve Nes'i de gördü. Nade'ini çıkartıyor ve Spike önlerinde. Burayı alabilmek kolay değil ki Halkia sızmaya çalışan Julius'i yakaladı. Flash burada Nes'i etkilemeyecek. Ultisi var Nes'in. Bir şansı olabilir yalnız bir tane vurabilirse şimdi. Altı üstü bir. Haritasında şimdi BBL B arkasında round'a başlayacak. 0 noktası kullanıldı. Nade de geliyor site içerisine doğru. Şimdi hücum buraya doğru geliyor yalnız. Çok kalabalık bir şekilde geliyorlar ve smoke'dan çıkacak diye tahmin ediyorum burada. Oyuncuları gelen bir tane Molly var. Vanya yürüdü. Rescue rakibini yakaladı ve takaslar geliyor bu esnada BBL tarafından. 3'e 2 durum canı çok az olan bir oyuncu var ama Benz. Lyda'yı yakaladı. Bu esnada yalnız Jules Halkia'yı bulmuş. Canları çok değil ki oyuncunun da. Bir oyuncunun bir mermilik canı var sadece. 1 ve 2'de bu clutch yapılabilir ama yine kendisinin canı çok fazla değil. Evet. Smoke var. Acaba kullanmayı tercih edecek mi Smoke? Ya double pick'e doğru gidiyor yalnız ama tabancada bu işin rengi değişebilir. Oo Felipa! İlk oyuncuyu da çok çabuk yakaladı. Yani gerçek gibi onu vuramadı. Evet. Çok kötü bir açı. Evet. Double pick, double cross koymak çok zor oldu. Evet. Çünkü biraz da biliyorsun eğimli olduğundan tam cross koyamıyorsunuz zaten. Geriye doğru çekilirken fark edildi. Bu arada üstüne gelecek ya hiç. Cross'u yok manyalı ama Julius'ten arka bir tek. Ardından Lyda ve Smurfette vurdular. BBL Esports avantajını tamamen kaybetti. Bu round esasen Echo round. Ama FT Esports bu pervasız hareketleri cezalandırdı şu an. Yerde bir vandal var. Buradan giderlerse o vandal alınabilir rahatlıkla. Ve flash pick'te Vents. Güzel bir flash var. Yalnız skorlar bir türlü gelmiyor. Bu esnada arkalayan bir tane oyuncu var. Ve bu oyuncuya pek hazır gözükmüyorlar. Aa Halkia Nes'i düşürdü. Vandal'ı bıraktılar belki rakiplerine. Ama şimdi B'ye doğru koşma kararı vardı. Fakat bir fikir değişikliği. Geri dönecekler. Yani Marshall var. O yüzden biraz zor aslında. Smurfette orada ilk uçlu kaçıp aa. İntihar görevi. Smurfette kaçamayacağının farkındaydı herhalde. O kaçabilirdi belki. Vandal'la Lyda ilk skoru aldı. Şimdi arkadaşına yetişiyor. Güzel bir yanıcı bu arada. Çıkması gerekiyor. Halkia! Belki yandı ama yanarken T-Sports oyuncularını da yaktı. Tabii 1v2 gayet iyi. 1v2 gayet iyi. Bu arada bir ultisi kullanılmış sanıyorum ve çabuk kırıldı. Ve Lyda Filipa'yı yakalıyor şimdi. Round'un açılışı Foot tarafında. BBL Esports belki round'u kazandı ama Ekolar. Evet. Herkes A'ya doğru geliyor. Vanya. Halkia çok fazla hasar almış. Deş geldi içeriye doğru. Rescue tamamen kör. Şimdi yalnız skorlar geliyor. Bu tarafından çok kalabalıklar zaten. Bu saatte sadece bir tane oyuncu kaybediyorlar. Nes düştü. Foot için hala ortak bir oyun olduğunu söylenebilir. Yani oyun ortak olduğunu söylenebilir ve bir arkasında başladı BBL. T-Sports Lyda'yı yakın yerleştirirken bence kötüydü orada o. Sesi aldılar en kötü ihtimal. Ve Vanya Lyda'yı yakalayarak geçtiğimiz round'un öcünü almış oldu aslında. Nade de gitmedi. Nade gitmedi dediği gibi ve Smurfette'in buradan çıkabilmesi mümkün mü? Çıkmaya çalışacak Mercedes'in önce. Çok iyi sızdı birden fazla vurması lazım. Vurabilirdi de. Vents çok iyi döndü ona.
Ve şimdi de Rescue Filipa'ya yanıt veriyor. D-Sports tamamen Rescue ile birlikte bu round'u kurtarmaya çalışacak. Fakat 1'e 4 clutch olur alırsa çok büyük olur. Evet. Vance kullandı ve devamlı Rescue'yu da yakaladı. Yine iyi bir round. Bakalım bu round'da plan ne olacak? 2 Vandal, 2 Şerif, 1 Guardian. Daha önce böyle round'lar çaldı. Foot. 10'a 6. Smurfet ortaya yerleşti. Evet. Smoke arkasında Lyda açtı. Flash. Oo, tamamen kör. Vanya düşecek. Lyda ama yan Zark arkaya. Ortada iki tane skor buluyor Alkia. Bir oyuncunun canı çok az Lyda. Onu da Eva yakalamayı başardı. Şimdi Ness kısada. Çünkü Yüney çıkarttı yalnız. Çok ciddi hasar bırakabilir. Ama Filipa düşmeden evvel Ness'i yakalaması yeterli olmuş olabilir. Hatta muhtemelen yeterli oldu bu anda kazanmak adına. Julius Guardian'la beraber bir 1v3 clutch atmak durumunda. Bu anda kazanabilmek için ama ortadan arkalayan bir Alkia var. Bu arada hızlı bir deneme olacak Vanya'dan. Deşini ortadan kullandı. Bu biraz Patron Rex taktiği gibi. Rescue vurdu çıktı. Azlet'le üzerine koşarlar mı? Yarıncılar atılıyor. Burayı tutmaya çalışacaklar olabildiğince. DBR Esports Vanya'yla enter aldı. Sonrasında bir takas ve Rescue'nun canı 74'e kadar iniyor. Ultisi açık bir kill alabilir mi? Yakına kadar geldi. İki tane birden vurdu. Rescue birisi iki aldı. Bir bomba var ve Filipa'nın harika reaksiyon yalnız. Ve Ness Filipa'yı yakaladı. Şimdi 1-2 oynanılacak. Alkia'nın canı sadece 30. Çok zordu onun için. Ve Foot Esports biz buradayız dedi. 11-7 yaptı. Eko belki kaybedilmişti Moldan sonra ama Moldan sonra ilk silahlı round'u kazanmayı başarıyorlar ve Julius yukarıdan düşen bıçağı izliyor şu anda. Smurfet midde o Lyda skoru almıştı. Ardından da Smurfet vurmaya başladı. Muazzam vuruşlar Smurfet için. Vance'in skoru var. Alkia'da vurdu yalnız. 2-3 oldu yalnız bir anda. Bir anda dengeli bir hale geldi. Flash'tan kaçırdı. Julius bir tane vurdu. Hayır vuramadı. Rescue vuruyor. Can da çekici. Ve 15 yanı var Vance'in. Çok zor artık. Evet. Şimdi. Vance 1v1'e getirdi. Lyda. Vance'i rakip yok oldu. Açılan K ultisi var. B main'den hareketlik var. Yalnız ucun burada değil. Vanya site'a doğru deşini attı. İstediği gibi bir deş değil bu. Smoke içerisinde kaldı. Aaa Smurfet! Anti-flash oynarken Vanya'yı fark etmedi yanına gelen. Rescue Vanya ikisi karşı karşıya. Vanya onu da vuruyor. Yani tek başına B'de iki tane skor aldı ama Spike A'ya kuruluyor. Yani çok iyi bir fake yarattılar. Razor'si gelecek. Geldi gibi Felipe'yi yakaladı Nesve. Şimdi yanında Lyda ile baskı oluşturmaya çalışıyor. Alkia da düştü. Vanya uzaktan geliyor. BT2 şimdiden halledebilir. T-Sports oyuncuları flash çok iyi ama Ness arkadaşını kurtarmayı başardı. Eva hala Heaven altında görülmüştü burada hatırlıyorsun Ness. Smoke içerisinden aldı bu skoru ve Vanya artık tek 3 kişi gelecekler üzerine. Vanya birer birer vuruyor. Bir Ace Clutch daha mı izleyeceğiz? Var. Bir fake var. Geldi buraya. Çözmüyor şok. Bu Ace Clutch çok ekstraydı yalnız. Evet. 12-8 4 harita puanı bu arada. Triple peak vardı. Evet, aynen öyle. Ooo yalnız Smurfet, Rescue yine ortada. Baskı vermeye çalıştığında istediğini alan taraf futu oldu. Ki bu kompozisyonun bunu yapabileceğini söylemiştik. Kısa ve ortadan yapılan agresiflik futa istediğini getirdi. Yalnız kalan Alkia. Bir tane daha 1v3 clutch çıkmaz herhalde. Diye düşünürken Lyda'nın bu kararı herhalde çıkmaz. Flash Alkia'yı yetirdi. Alkia bir daha piklerse sıkıntılı olacaktır. Vurup kaçmaya çalışıyor fakat çok zor vurup kaçabilmek. Yani KO'da flash olsa tamam da. Alarm botu botumu kırdılar. KO'da bomba çıktı. Üzülüyorum Killjoy'da. İyi deneme, iyi deneme. Pop Molly. Pop Molly ekstra bak kill getirdi. Skor getirdi Julius. Düşen isim. Şimdi Lyda herkes birer birer çıkıyor orada. Esports'ta. Süper ekonomisi kırılan taraf BBL oldu ve FUT tarafı burası. Avantajlı bir round oynayacak. Şimdi Vanya ses yapıyor arkasında. Alkia da yanında. 3 kişi
değişik bir setup var. Ama B gidiyor ve B boş. Evet, yani A tahmin etti başta. Bu esnada Lyda biraz ortaya baktı, kimseyi görmüyor. Ve Ahmet'in de sadece ses yapması biraz yeterli oldu gibi bir BBL tarafından. Burada yalnız başına rescue. Bir tane vurup kaçmak zorunda en azından bu pozisyondan. Yani tabancalar var. Çekilin yolumdan. Şimdi biz ulti ordla birlikte bir flashot. Rescue'de burada biraz daha artık pasif kalmak durumunda. Boş site buldular kendilerine. Bir çelik roundunda çok önemli bu. Plant de geldi ve artık bu round için her şey konuşulabilir. Onun için de hapsi açıldı. E-sports ama orada tabii ki birileri var. Kayıtlandı ve Pangea bir de tecrüt var. Oğuz'da olması lazım e-sports'un. Aksiyonlar bir anda kaosa gidebilir. Ve ilk skor Benzin Şerif'inden geldi. Bu biraz problematik. Artık Killjoy'un tecrütünü beklemek zorundalar. Ve Nes çatışmaya giriyor. Yakına kadar gelmeyi tercih etti. Pangea bıçaklarla iki kişi aldı. Pangea 3 vuruyor. Belki de bu kapanış olacak artık. Seriyi BBL e-sports Pangea'nın bıçakları ile birlikte 2-0 kapatmayı başardı. Tabii ki Pangea herhalde serinin oyuncusu olacak bu performanstan yani, sonra. Yani serinin oyuncusu olması da tabii ki ilerleyen bu şampiyon başarısıyla beraber umabileceğimiz kalitede bir oyuncu serinin de oyuncusu oldu haliyle. Ve 2-0'da Fatih Sports milliyetimizin 100. yılındaki bu gösteri karşılaşmasının galibi oluyor. Tabii ki yani günün sonunda bir galip var ama bu 10 oyuncunun tamamı aslında kazananlar. Yani gerçekten bugünün neden bu gösteri maçlarının yapıldığını unutmamak lazım ve günün sonunda sonuçta haritaları bitirirken birilerinin kazanması gerekiyor ama dediğim gibi tüm bu oyuncuları tebrik etmek lazım emeklerinden ötürü. Hepsi kazanan zaten. Burada oynamak, bu tecrübe etmek muhtemelen hepsi için çok özel. Ve iki takım da maçı keyiflendirdiler. Ellerine sağlık herkes. Koçlarla birlikte Yeli Sports ve Free Sports kadın takımlarına çok teşekkür ediyoruz.